tarihe dokunmak güzel bir his. Araba Ahmet'i dokunduk, sevdik, okşadık. Şimdi de asma altına ve Büyükada'ya doğru gidelim. Çantada çörek var mı? Çörekleri bereket fırından alacağız. Ha, tamam. Bolu bifli mi? Varsa var, yoksa bu da var. Bir üniversite Arukat. 3 yıl oldu. Ondan başlamak istiyorum. Çünkü yolda konuştuk. Hoş da güzel de güzel de konuştuk. Evet efendim, Arukat 3. yılı geride bıraktı. Maşallah, evet 3. yılına. 3 yaşında. 3 yaşında. Yürür artık değil. Emekliyor da ama böyle yürüyecek. Yürümek üzere. Evet, şey ben yürümek üzere. Ben artık Arukat'a baktığımda böyle o şeyler var, ne derler. O şu sosyal medyada gülücük yaparlar filan. Onun bir adı var. Kalçıklar gönderilir. Artık Arukat'ın yüzü güler. Yani Arukat'a hangisini koyalım? Yüzü güleni koyalım. Evet. Ne noktaya geldin? Geldik, bir noktaya geldik. Gerçekten sevindirici bir noktaya geldik. Tabii pratik tarafı çok önemli. Yodak'ın tanıması, YÖK'ün tanıması. YÖK'ün tanımasıyla gerçekten büyük adımlar bize göre, bizim çapımızda büyük adımlar attık. Aynı zamanda da söyleyeyim size, biz vakıf olduk. Yani bir vakıf üniversitesi olacak. Zannedersem belli oluyor bu ki biz kar amaçlı bunu yapmıyoruz. Gerçekten toplumumuz için yapıyoruz. Kültürümüz için yapıyoruz, belli oluyor bu. Zaten odaklı bir üniversiteyiz. Siz biliyordunuz ama bu artık YÖK tarafından, YÖDEK tarafından, herkes tarafından görüldü. Çünkü seçtiğiniz öncelikler kolay para kazanılacak bir örnek, yol çok değil. Çok güzel söylediniz onu. Yani, kolay şimdi belli oldu bu. Sizin malumun ilanı gibi oldu. Evet, kültür birdir bir toplum için. O kültür, o toplumu bağlar, bir eder. Identity verir, kimlik verir. Bizim en çok ihtiyacımız var. Ve o kimliğe ihtiyacımız olduğunu ben gerçekten hissettim. Ve seve seve bu işlere girdik. Büyük haz veriyor bana, büyük keyif veriyor. Dediğim gibi odaklı bir yerdeyiz. Yani güzel sanatların üzerinde devam ediyoruz. Büyüyeceğiz. Her sefer dediğim gibi, bu üniversitenin hedefi 10-15 sene değil, benim ömrüm değil. Hatta siz röportaj yapıyordunuz ve dediniz bana ki Ebi Bey 10-15 sene içinde nasıl görüyorsunuz Arukat'ı? 3 sene önceydi bu. Hatırlarsanız ben size dedim ki yok zannedersem yanlış soruyu sordunuz. 100-150 sene sonra ne olacak Arukat'ı? Aynı hedefteyiz Hasan Beyciğim, aynı hedefte. Ülkemizin, toplumumuzun kaçınılmaz ve istenilen bir parçası olsun. Onsuz düşünülmesin Kıbrıs diye isterim. Gerek ekonomi, gerekse yüksek öğrenimde, üniversiteyi düşündüğünüz zaman toplumsal ihtiyaçların ötesinde bölge ve dünyayı düşünmeniz lazım. Dolayısıyla Arukat'ın da Kıbrıs merkezli dahi olsa daha büyük ölçekli, dünyaya dönük, yani hedeflediğiniz eğitim kalitesi ve hedef kitleniz nedir? Çok güzel bir konuya geldiniz. 3 sene içerisinde bile kendi konumuzda, bu dar alanda, kendi konumuzda isim yapmaya başladık. Ve inanın ki gerçekten bizim bölgede dediğim, yani Kırgızistan'dan, İran, Irak, Ürdün, Kıbrıs, Türkiye'den bile
Yani yayılmaya başladı yapmamız ve gerçekten yani uluslararası bir kitleden şey gelmeye başladı. İlgi. Belki kabiliyetim yetersizdi diye fakir bir ressam olmak istemezdim. Industrial tasarıma çevirdim. Mobilya ve iç mimarisini çevirdim. Oradan mezun oldum, çalıştım. Tabii endüstriyel tasarım dediğinde şu telefon da bir endüstriyel tasarımdır değil mi? Kesinlikle. O da bir sanat eseri. Bu bardak eseri. Da bir tasarımdır. O da sanat eseridir. Bu fincan da bir tasarımdır. O da sanat eseridir. Her şeyin içine nereye bakarsanız bir telefona, bir sandalyeye, bir binaya, bir kompütere, bir tabağa, bir tencereye, onun içinde tasarım var. Tasarım olmasa sadece fonksiyonelitesi için yapsan her şey aynı olacaktı. Ama her şey aynı değil. Biz şeyimizi koyuyoruz. Yani bu giydiğimiz ceket. Ki çok şıksınız bugün. Çok şıksınız. Aldım kabul. Bu masadaki örtü. Evet. Her şey. O zaman bir soru sorayım. Buyurun. Yani şimdi hayal ne kadar var insan hayatında? Hayalin yok, tasarım diyorsun ama o tasarımın da bir İnsanoğlu mu diyorsunuz, insan mı? Hayalsiz insanoğlu düşünemem. Hayaldir bizi, hedeftir, hayaldir bizi insanoğlu yapan. Hayallerle her şeyimizdir. Bize yarına umut veriyor. Her şeyimizdir. Hayalsiz insanoğlunu düşünemem. Yani ne tatlı şey. Hayal müthiş bir olaydır. Hayallerle yaşamamız gerekiyor. Hayal kurar mısınız? Herhalde hayallerim. Ben hayallerim, inanamazsınız ne hayaller kuruyorum. Zaten gene söylüyorum. Bütün hedeflerimiz en zirvede olmamız gerekir. Göklerde olması gerekir, yıldızlarda olması gerekir. Çıktınız, zirveye çıktınız. Evet. Ne yapacaksınız ondan sonra? Biraz daha ötesi var. Bence insanlar çok kolay zirveye, çok kolay zirveye çıkmamalı. Ben hep hayatımda eksik yaşamayı severim. Ona da hedefim olsun diye. Yani siz hedeflerinize giderseniz ne olacak? Ben eksikleri yenmeyi seviyorum. Ya, devam. İleriye. Gene ileriye. Kendi kendinize eksik yaratır mısınız? Zaten benim hayallerim var. Eksikleri tamamlamak için. Onun için benim hayatım hep eksiklerle dolu. Hayır, siz de eksik yaratır mısınız? Yani bunu eksik deyip ki yerine koyun. Yok, hepsini paralel. Yürütelim. Hepsini yürütelim. Aslan parçası bir oğlunuz var. Maşallah. Böyle ben de tek isimle söylüyorum, sevgimden dolayı. Böyle belirli sorumluluklar veriyorsunuz. Evet. Böyle istediğiniz gibi yetişiyor mu? Kendisi benden daha iyidir. Yani zaten kendisi bir akademisyen bir kimliği vardı. Fizikçi kendisi. Yani doçent doktordur bize gelmeden önce ÖTÜ'de. Yani gurur duyuyorum oğlumla. Kendi yöntemimle işleri götürecek bir gün. Ben nasıl götürdüysem o götüreceğim. Ve o esnekliği elbette onda olması gerekir. Böyle gözünüzü kapatın, hayal edin. Sadece bizim sınırlı kalmasın. Başarmak istediğiniz üç şey. Başarmak üzere. Felsefe olarak söylüyorsak, lateral thinking felsefe. Siz de anladıysanız ona cevap verin. Tamam. Öyle şeyler yaratmak isterim ki, inanıyorum ki hatırlandıkça ölümsüzlük var sizde. Bir. Onu yapabilirse, ne kadar yürürse o ölümsüzlük sizdedir hatırlandığınız için. İkincisi, kültürümüzün gerçekten benim toplumun varlığını mümkün olduğu kadar sürülmesini gerekir. Ha, eğimser miyim bu konuda ki Kıbrıs'ın tarihine bakarsanız çok değişti. Üçüncüsü, sevgiyle eksik kalmayın. Sevgi, her zaman. Ben toka ederim, böyle yapmam. Sonuncusunu bütün bu programın üstüne örtü yaptım. Sevgi. Evet, sevgi. Sevginin olmadığı yerde hiçbir şey. Yemeğin de lezzeti yok, yapılan işin de lezzeti yok. Sizin gibi hamurunda sevgi yüksek olan insanlar hiç eksilmesin. Ben sizi tanıdığıma mutlu oldum. Bu programda birlikte hayat verdiğimiz için çok mutlu oldum. Çok da keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Demeyeceğim.
Çünkü teşekkür edersem araya mesafe koymuş olurum. İyi ki bu programı hayat verdik. Ve Arkad'ın film tasarım ve yönetim bölümü ekibine de bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Bu kamera dönse ve görsek bu güzel bizi çocukları yönetmenimiz... bak derslerini yapıyor şimdi. Evet. Arkad'ın amacı bu. Ne tabii güzel. Ki. Yani. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, biz bu programa virgül koyduk. Nokta koymadık. Ya da üç tane koyduk ve programı bitirdik. Bay bay.